Yeşil Yayıncılık 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün son zamanların modası olan detokslardan konuşacağız. Detoks suları tek başına kilo verdirir mi? Detoks ne demek? Detoks suyu yapalım mı? Yoksa normal su mu içelim? Kimler içebilir, kimler içemez? Bu konuları konuşacağız size. Ayrıntılarıyla anlatacağım. Çok anlaşılır bir şekilde 15 dakikada özet geçeceğiz ve hayatınıza güzel, sağlıklı bir dokunuş yapmış olacağız. Lütfen programı izlemeyi unutmayın. Sonraki bölümleri ve önceki bölümleri 360'ın internet sitesinden izleyebilirsiniz. Şimdi hemen birinci detoks suyumuzla başlıyoruz. Bir an önce yeşil çayımı yapayım ben. Yeşil çayımı yaparken de size birazcık detokstan bahsedeyim. Detoksun manası aslında arınmak demek ve pek çok detoks var aslında. Yani pek çok arınma yöntemi var. Yani illaki de detoks zaten sadece şey olarak, yani yemek olarak yapılacak bir şey değil. Siz yemek yiyecek olarak, günlük beslenme olarak çok iyi detoks yapıyorsunuzdur ama o kadar stresli bir yaşantınız vardır ki, o kadar böyle gerginsinizdir ki detoks size işe yaramıyordur, güya işe yarıyordur. Çünkü içten içe çok böyle rahatsız hissediyorsunuzdur kendinizi, gergin hissediyorsunuzdur. O yüzden detoks işe yaramaz. Yani detoks bir bütün aslında. Siz kendinizi kötü hissederken detoks yaptığınızda belki daha da kötüye gidebilirsiniz. Yani yeme olarak detoks yaptığınızda. Bu yüzden eğer çok stresli, çok gergin, çok yorgun, işte çok fazla toplantılı bir dönemden geçiyorsanız, eğer doktorsanız, işte ameliyatlarınız varsa ya da çok yoğun, stresli bir dönemden geçiyorsanız, lütfen detoks, yani arınma programları olan sıvı ya da katı olabilir, böyle programlar yapmayın. Kendinize bir tık işkence etmiş olursunuz. Niye? Çünkü kalorisi düşük oluyor ister istemez. İstediği kadar iyi bir program olsun. Çünkü benim kendi detoks programlarım da var. Ben de yaptırıyorum danışanlarıma. Fakat işte burada şey çok önemli. Ne zaman yaptığınız çok önemli. Çok gergin, çok ekstra olayların olduğu, işte çocuğunuzun çok hasta geçirdiği 5 gecenin ardından siz üstüne detoks yapmaya kalkarsanız size bu hastalık olarak dönecektir. O yüzden zamanı çok önemli. Birinci olarak detoksun zamanı, vakti çok önemli. Kendinizi hazır hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz bir zamanda bir arınma programı uygulayabilirsiniz. Peki nasıl olacak bu arınma programı? Bunun pek çok çeşidi var. Bunlardan bir tanesi işte full 3 gün sıvı. Sadece işte sebze ve meyveleri katı meyve sıkacağında ya da işte blenderdan geçerek, bazen bu juice olabiliyor, bazen smoothie olabiliyor. Bu tabirler de hayatımıza sonradan girdiği için biraz daha açacak olursam, juice'larda sadece işte havuç, maydanoz, kereviz sapı gibi sadece sular oluyor. Ama smoothie'lerde içinde mutlaka işte baz olarak bir süt, yoğurt, kefir gibi bir protein kaynağı da oluyor. Bu tarzda besinlerle beraber işte çiğ salatalar, sebze çorbaları katılabiliyor. Bazı detoks programlarında, mesela benimkilerde ikinci, üçüncü gün ya da dördüncü günden itibaren hafif hafif balıklar, etler de girebiliyor. Dediğim gibi, yani bu birazcık kişiye özgü olduğu için ne yaptığınız da çok önemli. Bu yüzden detoks yapılabilir ama vakti çok önemli ve bunu işte sürekli hafta sonu iki gün çok kaçırdım, bu pazartesi yine detoksa giriyorum, beş gün yapacağım, tekrar işte iki hafta sonra tekrar yapacağım şeklinde değil. Sürekli üst üste yapmayın. Ayda bir belki olabilir ama bunu sürekli yaptığınızda, sonuçta düşük kalorili bir diyet olduğu için metabolizma hızınızı bir tık aşağı çekebilir. Kendinizi kötü hissetmenize ya da daha çok hasta olmanıza, işte demir depolarınızın boşalmasına sebep olabilir. Bu yüzden çok dikkatli davranalım bu konuda. Dediğim gibi ben detoks yaptırıyorum ama hiç kimseye şöyle demem: İşte bu hafta da detoks yapalım, iki hafta sonra bir daha detoks yapalım. Asla böyle bir durum olamaz. Çünkü bu sizin vitamin mineral depolarınızı ne kadar iyi besleniyor olsak da düşük kalorili olduğu için boşaltabilir. Sizi daha yorgun, iyi hissettirmesi gerekirken daha kötü hissettirebilir. Çok uzattım, farkındayım ama yeşil çayımın demlenmesini bekliyordum. Oldu. Yeşil çayım hazır. Şimdi ben yeşil çayımın içine ne koyacağım? Yeşil çayımı ekliyorum buraya. Birazcık bunun soğumasını da bekleyeceğim. Yeşil çayımı koydum. Şimdi bu tarifinde de kimler yapamaz? Hamileler ve emzirenler yapamaz. Çünkü gerçi emzirenler belki bunu yapabilir ama bebeğin büyük olması lazım. En az bir 10 aydan sonra. Çünkü
hem maden suyu var hem yeşil çay var. İşte böyle birazcık hani tepki verebilir vücutları. Aslında yeşil çayı biz anne doğum yapar yapmaz önerebiliyoruz eğer bebekte çok ciddi bir gaz problemi yoksa. O yüzden birazcık kişisel bu konu. Emzirenlerin hepsi içebilir diyemiyorum, içemez de diyemiyorum. Ama hamileler kesinlikle içmesin, rahatlıkla söyleyebilirim. Onun haricinde tansiyon problemi olanlar kesinlikle içmesin diyebilirim. Çünkü yeşil çay ve maden suyu ikisi de tansiyonu fırlatabiliyor ya da dengesizleştirebiliyor. Bu yüzden lütfen tansiyon problemi olanlar da bu tarifi denemesinler. Yeşil çayımı demlendirdim. Burada birazcık soğuttum. Üstüne 200 ml kadar maden suyu ekledim. Doğal sade maden suyu ekliyorum. Maden suyum da tamam. Bunun içine 2-3 dilim kadar ya da 1-2 dilim kadar limon ekleyeceğim. Limonu sıkmadan şu şekilde bölerek işte küp küp şekilde eklemeyi planlıyorum. İsterseniz hani sıkabilirsiniz ya da içinde ben biraz bunun gazının kaçmasını bekleyeceğim. Soğumasını da bekleyeceğim. Bu yüzden zaten içine burada lezzetini verecek. Fakat işte eğer limonunuzun ki pek çoğumuz sonuçta metropolde yaşıyoruz. Dış kabuğunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorsanız onu soyabilirsiniz. Eğer organikse soymanıza gerek yok. Bunun içine ben 10 dal da maydanoz koyacağım. Şöyle. İçinde onun da demlenmesini bekleyeceğim. Şu şekilde keserek. Çok da küçültmedim. Yine saplarını da ekleyebilirsiniz. Tamamen bu kişiye göre değişiyor. Lezzeti hoş oluyor zaten. Ben çok seviyorum. Şimdi gelelim konumuza. Burada neden emzirenler maydanozda olmaz? Mesela maydanoza kadar okey olsa bile emzirenler burada maydanozu kullanamaz. Çünkü sütünü azaltabilir. Burada maydanoz yerine siz de dereotu ekleyebilirsiniz. Mesela alternatif olmuş oldu. Şöyle çalkalıyoruz bunu. İçine hemen kabuk tarçın atıyoruz. Birazcık lezzetini artıracak. Bir de kan şekerinizi dengeleyecek. Ve aynı zamanda bağırsak problemleri için de çok iyidir. Bir de içine taze nane ekleyeceğim. Taze naneyi görüp zencefil elime almışım. Taze zencefil ekleyeceğim. Artık kış aylarına girdik. Ve sonbahardayız ama yine de kış yani bayağı. Bizde böyle bir geçiş olmuyor. O yüzden bayağı soğuk başlıyor sonbaharda. O yüzden herkes hasta. Benim danışanlarım, çevremdeki insanlar, herkeste ciddi bir hastalık var. Zencefil çok iyi bir bağışıklık sistemi güçlendirici. Bu yüzden kışın bol bol bunun çayını içmek lazım. Tabii ki bol bol da çok abartmıyoruz. İçmek lazım. Zencefil hem bağırsak mide problemlerine çok iyi gelen bir gıda. Hem de bağışıklık sistemini çok iyi yükseltiyor. Fakat işte şu kadarını bile yiyemiyorsunuz. Öyle bir problem var. Acı. Gerçekten acı. Ama ben kokusu bile mide bulantısına iyi geliyor. Özellikle hamilelikte mide bulantısı problemi çekenler doktoruna danışarak şu kadar zencefil çayı tüketebilirler. Şu kadar ya da işte bir tık daha fazla. Ama ilk 3 ayda mide bulantısı problemi oluyor ama bazı doktorlar ve bazı yayınlarda bu kanama riskini de artırabilir diye söyleniyor. O yüzden mutlaka danışmadan kullanmayalım. Zencefilimizi de içine attık. Şöyle birazcık sallıyoruz ve bu tarifimiz hazır. Birinci detoks suyu tarifimiz hazır. Bunu bekleteceğiz birazcık. Demlendireceğiz 2 saat kadar. Sonrasında günde 2 bardak kadar, yaklaşık zaten 1,5-2 bardak kadar çıkacak. Günde 1,5-2 bardak kadar bundan içebilirsiniz. Şöyle birazcık koyabilirim. Şu şekilde bir serviste yapmış olalım. Gayet çok da şık. Yani çok lezzetli böyle kafelerde de bir şeyler istediğinizde zencefil çayı, tarçınlı zencefil çayı da isteyebilirsiniz. Çünkü çok kalorili şeyler istiyoruz genelde. Bu güzel bir alternatif oldu. Eve gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Burada biz detoks suyu yapmış olduk bir nevi. Bunu dediğim gibi komplikasyonu olan yani işte tansiyonu yüksek olan ya da bir sıkıntısı olan kişiler asla kullanmamalı. Ama normal olan normal kişiler kullanabileceği güzel bir tarif bu. Şimdi hemen önümüzü temizleyip
ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimiz biraz daha herkesin kullanabileceği bir tarif. İkinci tarifimizin de odak noktası bel bölgesi çevresini inceltmesi ve aynı zamanda kan şekerini dengelemesi ve size bir tık daha su içmeye şevk etmesi. Niye? Çünkü sonbahar aylarında biz pek su içmiyoruz. Su içmediğimiz için kilo veremiyoruz. Şimdi bize sadece detoks suları kilo verdirmez. Bu bir yalandır. Ama detoks suları şunu sağlar. Sizin su içmenizi sağlar. Ekstradan burada işte zencefilin bel bölgesi çevresini incelttiği söylenen yayınlar var. Zencefilden birazcık güzel bağışıklık sisteminizi ve bel bölgesi çevresi için birazcık destek sağlar. Limon yine aynı şekilde hem lezzet veriyor suyun içine hem de vücudu normalde dışarıda asit olmasına rağmen alkali yapıyor. O yüzden zencefilimi atıyorum 1,5 litre suyun içine. Şu kadar zencefil yeterli olacaktır. Yine bunun içine de 2-3 dilim kadar, burada soyalım. Birazcık kalın geldi kabuğu. 2-3 dilim kadar limon ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağız peki? Nasıl tüketeceğiz? Bunu bütün gün tüketebilirsiniz. Böyle bir zaman yok. Mesela ben şimdi 1,5 litreden yaptım. Ama siz işte bunu 2 litre yaparsınız ve bütün gün 2 litre tüketebilirsiniz. Suyunuzun tamamını bu şekilde tüketebilirsiniz. Detoks suları bence önemli. Çünkü insanın su içesi geliyor bunları görünce. Normalde çok özensiz, normal bir su gibi geliyor ama bunları yaptığınızda ekstra kendiniz için bir şey yapmış oluyorsunuz. Bunu yaptım, madem bunu yaptım, hadi işte akşam 6'dan 7'den sonra da bir şey yemeyeyim. En azından dolaptaki pastayı yemeyeyim, ne olacak? İşte kahvaltımda da bir yumurta açayım, biraz peynir koyayım, birazcık tam taneli ekmek yiyeyim, yeşillik yiyeyim diyebiliyorsunuz. Madem ben suya başladım, yürüyüşlere de başlayayım diyebiliyorsunuz. Yani herhangi bir yaptığınız ufak küçük bir şey sizin hayatınızda çok 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 iyi şeylere sebep olabilir. Bu yüzden bir su bile olsa bunu önemseyin, güzel yapın ve mutlaka su içmeyi unutmayın. Çünkü su içmediğinizde sadece su içmek bile bir detokstur, bir arınmadır. Çünkü su içmediğinizde vücuttaki yağlar yanamıyor. Yansa bile vücudunuz, o yüzünüz soluyor kilo verirken. Normalde insanların kilo verirken pek çok insanın yüzünün solduğunu, renginin attığını görürsünüz. Fakat eğer kişide doğru bir su tüketimi varsa, doğru antioksidan tüketimi varsa, işte bolca yeşilliğini yiyorsa, bolca sebzesini, meyvesini güzel tüketiyorsa ne olacak? Kesinlikle rengi solmayacak, kötü hissetmeyecek kilo verirken. Bu yüzden yaptığınız diyetlere de dikkat edin. Suyu asla ihmal etmeyin. Bugünkü detoks suyu haricinde esas konumuz su. Su içmeyi lütfen unutmayın. Şimdi zencefil koyduk 2-3 dilim kadar ama küçük küçük dilimlerimiz görüyorsunuz. 2 dilim kadar limon koyduk. Şimdi bir de elma koyacağım. Benim için bir porsiyon elma bu. Bir porsiyon elma çok kocaman olanlardan değil, bir tık daha küçük olanlardan. O yüzden elma yerken bile dikkatli olacağız. Bir elma canım ne olacak diye düşünmeyeceğiz. Her şeyin fazlası bizim için zararlı. Elmayı da suyun içine ekleyeceğim. Bunun da birazcık özünün çıkmasını sağlayacağım. Şu şekilde dilimliyorum. Yarım elma benim için yeterli olacaktır. Zaten bolca malzemem var. Bir de içine taze nane ekleyeceğim. Taze nane ağızda çiğnendiğinde ciddi bir iştah kapanmasına sebep oluyor. O yüzden eğer iştahınızın kapanmasını istiyorsanız yemek öncesi taze nane çiğneyebilirsiniz. Taze nanelerini de şöyle çok dilimlemeden koyuyorum ve ikinci suyumu da hazırlamış oluyorum. Peki, iki tane harika güzel detoks suyu tarifi verdim size. Biraz detokslardan bahsettik. İnşallah sizin için faydalı ve güzel bir program olmuştur. Yeni programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.